Merhaba dostlarım, ben Serdar ve size şu an tekerleri patlak bir arabadan sesleniyorum. Ne kadar sürecek bu durum hiç fikrim yok. Günaydın. Öncelikle hepinize günaydın. Sabahın ilk ışıklarıyla, bu güzel sabah serinliğiyle beraber GTA Vice'de oynamak gibisi yok. Güne GTA Vice ile başlamak gibisi yok. Harita işaretleri. Küballar. Ebukim Lovefist. Tamam, bugün o zaman Love Fest ve Kübalıları falan yapalım. Önce gidip doğru düzgün bir araba alalım çünkü bunda ne kadar ilerleriz bilmiyorum. Gidip bakalım, Versetti konağı bizim konağımız artık. Sokak, aynen öyle, sokak giysilerimizi giyeceğiz. Vance'in görevlerine gitmek istemiyorum. Şimdi değil. Ama Love Fest'e bir gidelim. Bugün onlardan başlayacağız. Dondurma görevlerine de bir şans vereceğiz. Baştan bakalım ne kadar failleyeceğim, hiç fikrim yok. Olabildiği kadar faillemeye çalışacağım. Faillememeye çalışacağım. Faillememeye çalışacaksın Serdar. Faillemeye değil. Faillememeye çalışacaksın. Yani hep böyle ana görevlerden, ağırlığı olan karakterlerden ilerledik. Bir kez diye herhangi bir haysiyeti olmayan, garip grup, kenarda köşede kalmış karakterleri ağırlayalım, şey yapalım. Ve onlar bizi ağırlasın. İnşallah bu araba tamir edilmiş olur ben görevden çıktığımda. Hormont Avenue. Lovefist, Virak. Zevk suyu. Telif, telif. Bu değiller herhalde telif. No, I haven't, but I've always loved your music. Let me introduce you to the band. This is Per Percy, Dick, and Willie's in a Kazi, and that was Jez in a booth earlier. And guys, I want you to meet a good friend of mine. This is Tommy. We go way back. Biz bu adamla nasıl şey yaptık ya? What was your name again? Biz bu herifle nasıl samimileştik ya? Ben bu adamı tehdit etmiyor muydum böyle? Kafasına silah dayanamamış mıydım? We need some drugs, pal. Gonna get on the old Lovefest Fury, you know? Yeah. Well, this is Vice City, man. What's the problem? Love juice, man. We need love juice, man, can? Love juice? Aye, two parts boomshine, one part trumpet, five fizz bombs, and a liter of petrol. Can you help us out, pal? Oh, we really mean a lot to the boys. You could go there for the boys, right? Horbacıdan zevk suyu al. Geldiğimiz şeye bak ya. Şehirde gidiyorsun, mafya patronu oluyorsun. Şehrin sahibi oluyorsun ama günün sonunda yine torbacıya giden de sen oluyorsun. Seni torbacıya yolluyorlar. Ya böyle şey mi olur ya? Mafya babasını böyle bakkala yollar gibi torbacıya yollamak mı olur ya? Ülkemizin değerli memurları, bu bir oyundur. Onu hatırlatmak isterim size. Merhaba. Aha. Aha. Memur bey, özür dilerim. Beni kazıklayan torbacının peşine düşmem lazım da. Ya memur bey, sizinle bir derdim yok. Derdim torbacıyla. Bakın, günün sonunda aynı işi yapacağız. Nasıl oldu bu? Bu nasıl oldu abi? Yaptın mı lan? Başardın mı? Ben başarısı olacağımı düşünmüştüm. Çabuk 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 çabuk. Oğlum döverim lan sizi. Eyvah! Mercedes'i evinden al. Ya Mercedes'i sırıtırım şimdi. Beni bunlarla uğraştırıyorsunuz. Koş Tommy, koş, koş Tommy, koş. 85 canım var. Bence yapabilirim. Oo, Mercedes'i evinden al diyor. İnanılmaz gerçekten ya. Bence ben koşabilirim. Zigzaklar çiz Tommy, zigzaklar çiz. Zebralar da pumalardan böyle kaçıyor. Araya mesafe koy. Aynen böyle. Araya ağaçlar koy. Araya güzel, tatlı ağaçlar çiz. Araya ağaçlar çiz. Ağaçlara çarpsınlar. Güzel tatlı ağaçlara çarpsınlar. Şu rezilliğe bakın. Gerçekten... Sıkmayın!
Sıkmayın. Başaracağız. Bence başar. Hocam. Hocam ne yaptın? Hayır, tamam. Özür dilerim. Kurallara aykırı olmuş. Ben sen arabayı terk ettin sanmıştım. Memur beyler, bana sıkmazsanız olur mu? Acaba çeteleri mi sıkıyorlar? Aa, memur beyler de yayan takip etmeye karar verdi beni. Güzel güzel. Onlar da yoruldu galiba. Böyle gidersem bana hiçbir şey yok. Aşağı atlayabilirim. Burada biraz dinlenip belki buradan aşağı atlayabilir miyim? Burada onları kaybetme ihtimalim nedir? Belki burada olduğumu bilmiyorlardır. Bence o polis arabası. Evet. Onları çok kaybettiğimizi söyleyemem. Yaya olarak yukarı çıkmayı düşünmüyor olabilirler. Birbirinizi mi öldüreceksiniz acaba? O, bu çok eğlenceli olacak. Yukarı çıkmayı düşünen yok gerçekten. Temiz bir atışım var diyor. Entelektüel açıdan avantaj bizde. Orası çok net. Aa, diğer ikisi yerde mi lan? Nasıl? Ben size hiç atış etmedim. Siz birbirinizi haklamayı bir şekilde başardınız. Bu ne demek biliyor musunuz? Polis arabalarından bir tanesi boşta demek. Wow, iyi sıkıyorsun ama beceremiyorsun. Çünkü açın yok. Azıcık otursanız gömme... Diğeri pes etmiş. Öte taraftaki polis pes etmiş. İzliyor sadece. Bunu izliyor. Sıkacak mısın? Neden vuramıyoruz ya? Onu düşünüyor şu an. Öteki sadece izliyor. Arabanın altında kalan polisler de acı içinde her şeyi seyrediyorlar. Allah kahretsin, keşke gidip çöpçü olsaydım falan. Okey, bizim buradan çıkmamız lazım bir şekilde. Ters yöne. Koş. Şurada ara yol vardı, bir şey vardı. Herhangi bir araba bulursam, park edilmiş bir araba benim için çok iyi olur aslında ama bulamıyorum. Memur bey, siz nereden çıktınız ya? O memur bey bana doğru geliyor, evet. Memur bey, siz çok şanslısınız ya. İyi denk geldiniz bana. Araya başka araba sok. Araya başka küçük tatlı arabalar koy. İkinci... Bu ne kadar creepy bir kovalama sahnesi. Bana psikolojik işkence yapıyorlarmış gibi. Yavaş yavaş geliyorlar şerefsizler. Şuna bak. Okey, bir araba bulmayı da başarabilirsem şuraya gireceğim. Araba yok. Ulan hiç kimse park etmiyor mu buraya? Hiçbir şey mi park etmiyor? Ya bir yerde... Aha, parking. Parking yazıyor. Parking. Burası park yeri. Nasıl araba park etmez buraya? Burası park yeri. Parking yazıyor. Oğlum, bu şehrin ekonomisi nasıl işliyor ya? GTA 6 nasıl burada geçecek? Hayretler içerisinde izleyeceğim. Wow. Okey. Tam bırakabilir miyiz artık bunu? Yani belli ki bir işe yaramayacak. Wow. Here you are punk deyip arka... Okey, ciddileştiler. Hakaretlere uğradıkça daha ciddi oluyorlar. Gaza geliyorlar. Ben sadece bir tane araba istiyorum. İstediğim şey bir tane araba. Kimsenin arabasını çalmak istemiyorum. En azından onlar arabanın içindeyken çalmak istemiyorum. O yüzden park edilmiş bir araba bir şey bulursam çok mutlu olacağım. Memur bey, hayır lütfen. Neyse, ben yavaş yavaş şey yapıyorum. Belki çeteler onlara saldırırlar. Sakın arkadaşlar, aynen aslan parçalar sizi. Aha. Arabanın sahibi öldü. Oğlum, arabaya bin. Evet. Hop. Oh, bu kadar. Hayır. Ben bir suç işlemedim. Ben yasalara uyan normal bir vatandaşım. Ben mağdurum. Ben genelde mağdurum. Ben bu şehirdeki organize suç unsurlarının mağduru olan bir insanım. Ve şimdi gidip başka bir mağdur kardeşimi o mağduriyetten kurtaracağım. Ha, gerçekten atlattık polisi. Oradan bütün o saçmalıktan sağ kurtulduğuma inanamıyorum. Aha, öldük ve aha görev başarısız oldu diye ben beklerken gerçekten nedense bizim hedefi diyeceğim. Merhabalar Mercedes, buraya gelmek için.
You fancy having love fist? Okay. But just as a favor, I expect returned. Anlaştık. Sahneye çıkmadan önce zevk suyunu ve Mercedes'i yetiştir. Ben okey. 1,5 dakika. Bence 1,5 dakikada gideriz. 1,5 dakikada gidem. 1,5 dakikada gidemezsek zaten büyük rezillik olur. Yaşa atlattığımız her şeyden sonra oraya 1,5 dakikada ulaşamadık diye görevin başarısız olması müthiş bir rezillik olur. Anlatamam. Ne kadar yazık olur anlatamam. Ne kadar utanırım. Kendimden ne kadar nefret ederim bunu anlatamam. Ama yapacağız. Böyle bir şey yaşamayacağız. Başarılı olacağız. Memur bey. Neyse dur görevin sonunu getirelim de ondan sonra hey, yorum ne yapacak yorum yapacaksak ondan sonra yapalım. Wow, taksi konvoyu, taksi geçidi yapıyorlar. Tag gelmiş buraya da. Onun şeyini yapıyorlar. Protestosunu. Hop. I see you later, big boy. Görüşürüz hanımefendi. Bir de yavaş yavaş 2000 dolar. Her şey için 2000 dolar. Ben ne yaşadım az önce ya? Ya ben az önce gerçekten ne yaşadım ya? Ya böyle bir saçmalık. Ya bu mümkün mü ya? Abi inanılmaz. Gerçekten ben dondurma satacağım. Lütfen bana dondurma arabamı geri verin. Yeter bu kadar. Neydi ne yaşadığımı da bilmiyorum yani yeter bu kadar ne. Neydi onu ben onu nasıl sınıflandıracağım ki? Bence biz başarılıyız şu an. Biz başarılıyız. Başarılı bir performans sergiledik. Demek ki krizleri iyi yönetebiliyoruz. Krizlerin içinden 12'den yapılan atışlarla iyi çıkabiliyoruz. Her ne kadar bunun için müthiş katliamlar yapmış olsam da. Bu şehrin polisini daha iyi tanımış olduk. Epey hoşuma giden bir durum oldu. Daha yakından inceleme şansı bulduk bu özel insan türünü. Bugün çok şey öğrendim. Bugün de yeni şeyler öğrendim ve çok şey öğrendim. Bu kim? Merhaba Paolo, ne yapıyorsun? Okay. Okay. Görev mi yani bu? Görevse, düz görevse yapmam ama hareket halindeki bir motor çetesinden bahsediyorsa nerede mesela şu an? Aynı yerde. Okay, düz görev herhalde bu şey falan değil. Vance istediği kadar bekleyebilir, hiç dert değil. Yani zaten kısa bir yolculuk olacak. Bir şunun tabiatını bir inceleyelim. Şu neymiş çünkü... evet. Tamam. Evet bu gerçekten de görev, düz görev. Hadi bakalım. Tommy amcanız şey dağıtsın. Mr. Whoopi Minibüs'ünü kullanarak evet Cherry Poppers ürünlerini dağıtacağız. Nereden nasıl açıyorduk? Biz sahilleri dolaşacağız. Ana şeyimiz sahilleri dolaşmak. Bunu zaten belirledik önceden. Ama burası da fena bir mekan değil. Zenginlerin mekanı olan bir yer. Merhabalar. İsteyen var mıdır? Gel bakalım. Korku filmi başlangıcı bu. Dikkat ediyorum polis var mı yok mu? Çete var mı yok mu? Satışlar 2 oldu. Sağ tarafa gidebiliriz. Bence buraya, burası bence güzel bir yer. Ne oluyor lan? Bu ne oğlum? Hayvan herif neden ateş ettin bana? Görevde şey diyordu da hiç güvenlik görevlerinin saldıracağından bahsetmiyordu. Vav 3 kişi aldık. İyi. Ha çeteler gelebilir diyordu, polisler gelebilir diyordu. Memur bey bence hiç şey yapmayalım. Zaten lastiğim patlak. Ben sahile doğru gideceğim. Sahil çok iyi. Çok tamam. 50'ye ulaşmaya çalışacağız. 50. Bir yerde gariban varsa dondurma isterler. Benim iki tekerim yok. İki tekerim yok aynen. Sağ taraf yok bende şu an. Hocam çabuk gelseniz iyi olur. Sahil kısımlarına ne kadar çabuk vurursak o kadar iyi. Hop. Polisi yakalanma gibi bir niyetim yok. 10 kişiye sattık. 10 kişi müthiş bir performans bence. Ha çabuk gelin gelecekseniz. 2 kişi etti. Etrafa bakıyoruz. Polis var mı diye. Hiç umurumda olmaz vallahi. Ezerim geçerim müşteri. Polisi yakalanamam şu an. 2 kişi geliyor. Güzel. Memuru, aha polis geliyor. Eyvah beni kovalayan memuru. 14. 15. 16 olacak. Polis dibimizden geçiyor. Polis geçti gitti sıkılmış o da hayatından. İç kısımlara gireceğim. Oğlum burada memur beni kovalaya kovalaya yakalar ya. Yayan haliyle de yakalar beni memur burada. Ben geri dönüyorum. O şerefsiz güven... Memur bey memur beyi ezmiş. Polis beni unuttu. Çok güzel.
Hemen memur beyin cesedinin yanında satışlarımıza başlayalım. Çok dikkatli olmam lazım. Memur beyin geldiğini... Ambulans da geldi. Belki ambulans şoförlerini falan satarız. Merhabalar. İsteyen var mıdır acaba? Aha bir kişi. Aha iki kişi. Okey güzel. 30 kişiyi açtık ve şey falan yok. Polis da falan daha başımız derde girmiş değil. İsteyen var mı? Aha iki kişi. Üç kişi. Güzel. Güzel. Dört kişi. Çok dikkatli olmamız lazım. Polis gelirse hiç fikrimiz olmaz gelecek mi gelmeyecek mi diye. Evet polis gelebilir her an. Dikkatler. Tamam kapat. Kapat kapat kapat. Devam 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 devam. Sahilden devam. 35 olduk. Hocam sen önceki bir müşteri miydin yoksa? Sen önceki bir müşteriydin galiba. Wow, burada mesela polis şu an beni kovalamaya başlasa yaya olarak bana yetişir. Hocam sen istiyor musun? İstiyorsun gel bakalım 36 olduk. Kaldı 14. Çok dikkatli olmamız lazım. Ama polisler tarafından aranmıyoruz o yüzden. Derdemez. Orada sakat bir teyze görüyorum. Bence sakat bir teyze bir dondurmaya hayır demez. Teyze. Aha polisler orada bekliyor. Teyze çabuk olsan iyi olur. Teyze. Ayar ayar! Ayar! Bugün de denedik, bugün de olmadı. Demek ki plajdan gitmemek gerekiyor. Plajın hemen dibinden gitmek gerekiyor. Bugün bir daha denemem bunu. Ha bugün de böyle bir şeye giriştik yani. Bunu çalıştık, olmadı. Ne yapalım? Ne orada ne oldu bilmiyorum. Polis peşimize takıldığı zaman araba çünkü sanki geçen sefer de böyle bir şey yaşadık böyle. Geçen dondurma dağıtımı sırasında da böyle bir şey yaşadık. Ne yaşandığını tam olarak ben de anlamıyorum. Ama araba hareket etmiyor veya çok yavaş hareket ediyor. Yani şeyin geyini yaparken gerçekten de onu yaşadık. Gerçekten de araba yaya polisten daha yavaş hareket ediyordu. Veya bir şeye takılmıştı. Anlamadım neye takıldığını. Neyse, bundan sonra o kıyı şeridinin yanındaki yoldan gideceğiz. Ana yoldan değil, asfalt yoldan değil. Yaya yolunun hemen dibinden gideceğiz. Bir de gerçekten oradaki güvenlik görevlileri inanılmaz sinirimi bozdu. Yani öyle böyle değil. Lastiklerimi patlattı abi adam. Polisin çetenin yapmadığını güvenlik görevlisi yaptı orada. Neyse, burada karizmatik bir abimiz vardı. İçeri silahla girelim de bizim de duruşumuz belli olsun. Çayım soğudu galiba. See, man. Hey, easy, papi. This man's for me. You the boy? Evet. Oh, yeah. You the boy? I think so, you know. No, I don't think I do. Oh, yeah? You come here, tough guy. You think you'll take me on? You think you'll play stupid with me? No, I think you're playing plenty stupid enough for both of us. Hey, he call you dumb, son. And I call him a little girl, papi. Look at him. All dressed up like that. What is this? Ladies' night? You some kind of tough guy? You dress like a woman? You got on panties like a woman too, huh? What do you got against women? You prefer men, big boy? I like women. I like all women. I love my mother, Chico. All right. I'll take your word for it. Relax. Son zamanlarda duyduğum en garip diyaloglardan biri olabilir bu. Yeah. Like a woman. Very funny. I like you, big boy. Maybe you can help. Maybe you can prove you're a man, huh? Take out the boat. Bu konuşma çok tehlikeli yerlere gidiyor. Show me you got some big cojones. Hiç bunu yapmak istemiyorum. Hiç bunu yapmak istemiyorum. Hey, Enrico, you the man with the big cojones? Hocam ben hiçbir şey bekleme lütfen. Okay, man. Treat her like a woman. Tam o sırada köpek balığı falan geçiyor. Ah, bu çok kötü. Bunun zor bir görev olduğunu biliyorum. Bunu pek çok kez tekrarlamamız gerekebilir.
odaklanırsam bence yaparız. Peki yapma ihtimalimiz ne kadar yüksek? Çok değil. Ama işte yaparsak zamandan kurtarmış olacağız. Abi keşke bu adamları öldürebiliyor olsam şu an. Oh boy. Lütfen içinden geçeyim. Okey. Köprüye çarpmayalım, köprüye çarpmayalım, köprüye çarpmayalım. Oh. Okey güzel. Düz. Kontrol noktaları 19. Kalanları mı yazacak o? Aynen, kalanları yazacak. Bence yaparız ya kalanları. Ne kadar zorlaşabilir ki acaba? Yani görevleri başarılı bir şekilde geçmek, oyunu bitirmeye çalışmak bence o kadar da mühim değil. Bence burada şerefimizi korumaya çalışmalıyız. Bence burada bize yanlış yapan herkesi çekip vurabilmeliyiz bu oyunda. Ne kadar saçma sapan bir şeydi bu ya. Neyse 12 nokta kaldı, az kaldı. 11. 10. 9. 8. Eyvah. 7. 6. 5. Giderek korkuyorum. 4. Korkuyorum da. 2. Yani olur da görevi kazanırsam yaşanabileceklerden de korkuyorum şu an. 1. Okay. You got big cojones, amigo. Of. $1000. Okay. Beni burada mı bıraktınız gerçekten? Okay. Oh my god, we are like so lost. Bu da böyle garip bir görevdi. Neredeyim ben? Burası o golf şeyde kim bu? Tommy, not dead man been chatting about you, my dear. Thought you might need something to make you feel better. So Auntie Pule make you some stew, eh? Come and check me kitchen sometime, okay, Tommy? Telefon numaramı böyle bir yere yazmış olmalılar. Böyle işte güzel zamanlar için şurayı arayın falan diye böyle bir telefon diyorum, bir tuvalet kabini kapısına falan yazmış olmalılar. Önüne gelen beni arıyor o yüzden. Yani doğru düzgün bir iş göremiyoruz burada. Neyse iyi bakalım. En azından gelip şey yapalım şimdi. Antipolite şimdi gitmeyeceğim. Açıkçası Kübalılardan da biraz korkuyorum son görevde söylediklerinden sonra. Motosiklet kulübüne bakmak istiyorum veya Love Fist'le başladık, Love Fist'le bitirelim gibi bir kafada ya da şeydi. Bir kafadayım aynı zamanda. Bence Love Fist'le başladık, bir Love Fist'le bitirelim. Her ne kadar Antipolite çok yakın olsak da şu an. Yani lokasyon olarak, çünkü daha önce kendisi hiç konuşmadığımız birisi olduğu için. Motosikletçilere de epey yakınım. Ama gidip Love Fist yapacağım. Onlarla açtık, onlarla kapatalım gibi. Sonraki bölümde de artık işte diğerlerini falan yaparız. Dondurma görevini baştan deneriz. Çünkü gerçekten çok keyif alıyorum onu yapmaya çalışarak. Ama hiçbir zaman beceremiyorum. Evet. Arabayı haşet etmiş olan güvenlikçiniz geldi. Doğrudan oraya mı gireceğim? Oraya gireceğim. İnşallah böyle takım elbise falan verirler. Hoş takım elbisem var zaten.
Tommy, man, am I glad to see you. What's going Merhaba. On? Bad vibes, Tommy. Aye, I'm not joking again. He's heavy stuff, man. Heavy gang. This cat, we hardly know him, but he knows us. Like this cat. Knows all about us. Knows that Willie likes his ladies' underwear, eh? Or that Percy likes Shut up, you that? Fool. Just eh? Cause jazz bomb sheep. It's a love rocket thing, can? Wait, shut yeah, up. Yeah, a love rocket thing, right? But listen, this cat. Yeah, the guy he wants Love Fist dead. Dead, Tommy. Love Fist, gone. You know what they say, the good die young, but Tommy, you got to save Love Fist. We've got a signing in 2 hours, and I think... Yeah, and the boys think the stalker's gonna try some... Yani iyi insanlar erken ölüyorsa bu heriflerin sonsuza dek yaşaması lazım. Ne o? Limuzini imza gününe götür ve sapığın dikkatini çekmeye çalış. Love Fist'in arabasının ismi mi bu? Love Fist. Okay. I'll see Love Fist burn. Love Fist ruined my life. Okay. Sapı yakala kaçmasına izin verme. Ya. Böyle camı kırabiliyor muyuz falan gibi bir şey. Aha! Hocam. Aa, polis de peşimi bıraktı. Okey, şunları alayım. Bence ben limuzinle evime gideyim. Çünkü bu limuzini eve götürmek istiyorum. Bir limuzinim olmalı. Bir tane limuzinim olmalı. Tamam, burada dursa da olur. Hiç sorun, dert değil. Değerli dostlarım, değerli ahbaplarım. Sizlere böyle güzel bir manzarayla veda etmek istemiştim ama bizzat benim yok ettiğim binanın manzarasıyla veda ediyorum. Çok teşekkür ederim bu bölümde de bana ve Tommy'ye katıldığınız için, bu maceramıza ortak olduğunuz için. Sonraki sefere görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte huzurlu, mutlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bye bye.